Bir haftada iki istifa oldu efendim. Şöyle biraz indirirseniz. İstifaları neye bağlıyorsunuz? Bugün bir gazetenin iddiası var. 5 istifanın daha yaşanacağına ilişkin var mı sizin böyle? Benim böyle bir bilgim yok. Bilgiyi veren gazete, o bilgiyi veren televizyon kanalları demek ki bazı şeyleri biliyor demektir. Bize de söylerlerse biz de biliriz. Benim prensip olarak istifa etmiş ister milletvekili olsun ister sade bir üyemiz olsun, bu istifa sebebiyle canım yanar, çok üzülürüm. Ama bugüne kadar istifa etmiş hiçbir arkadaşımızın aleyhinde tek bir cümlem, tek bir kelimem olmadı. Çünkü istifa tek taraflı bir irade beyanıdır. Üzüntüm şudur. İnsanlar bir siyasi organizasyonun içinde yer almaktan vazgeçebilirler. Bunu saygıyla karşılamak zorundayız. Ben de hep öyle karşıladım. Ama bu kararlarına, bu irade beyanlarına koskocaman bir camiayı, seçmeni, yöneticileri, teşkilatları töhmet altında bırakacak ve gerçekten haksız, temelsiz ve çok insafsız gerekçeler ortaya konduğu zaman da o insanların canını yakar. İftira kötü bir şeydir. Ben demin içeride söyledim, 1997'yi yaşamış bir insanım. Doğru Yol Partisi'nde de bir parmak düğmeye basmıştı. Öyle şeyler yaşanmıştı. Sonuç itibariyle bugün geldiği, ülkenin geldiği duruma bakıldığında, hürriyetlerin gittiği, ifade hürriyetinin ortadan kalktığı, tek adam rejimin ortaya konduğu bir yönetim anlayışıyla karşılaşan Türkiye'nin, acaba o gün o düğmeye basan parmakların bugün ne düşündüğünü çok merak ediyorum ben.